Papağanlar Dünyası takipçileri. Bugün gene bir videoyla karşınızdayız. Videomuzda biraz Jaco papağanı ve genel özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Jaco papağanı Afrika kökenli bir papağan ırkıdır. Diğer adıyla Afrika gri papağanı olarak da bilinir. Jaco papağanlarının çok çabuk eğitebilen papağanlardan ikinci sırayı almıştır. Yurt dışında bazı laboratuvarlarda yapılan deneylerde IQ'sunun 77 olarak kanıtlanmıştır. IQ'su çok yüksektir papağanımızın. O yüzden biz de Joko'yu tercih ettik. Daha önce de bir Joko'muz vardı. Rahmetli oldu. İşte 35 günlükken aldık. Bugün 90 günlük. Üçüncü ayımızı doldurduk yavrumuz köfteyle. Gördüğünüz gibi çok oyuncu. Bir de şöyle dile getirmek istiyorum. Taklit ede de yavaş yavaş çevredeki duymuş olduğu sesleri, ne bileyim müzikleri vesaireleri, bunları yavaş yavaş ilk başta tek hece olarak başlar konuşmaya. Sonradan bu hece kelimelere döner, şarkıya kadar gider. Şarkı söyleyen çok güzel papağanlar var. İnşallah biz de o seviyelere çıkmayı düşünüyoruz. Kafesinin konumunun nasıl olmalıdır? Yaşamış olduğu ortamda. Biraz ondan bahsetmek istiyorum. Kafesinin konumu, bakmış olduğumuz ortamın durumuna göre odanın bir duvarına denk gelecek şekilde konumlandırılmalıdır. Bir kısmı da cam kenarı olabilir. O şekilde olursa gayet güzel olur. Ama şöyle bir şey de dile getirmek istiyorum. Çok önemli bir konu. Kafesi %100 güneş görmemesi lazım. %50 güneş görmesi lazım. Çok sıcakladığı zaman kendini gölgeye alabilmesi lazımdır. Bu tüm papağanlar için geçerlidir. En önemli konu ise kafesinin korumu, cereyanda ve hava sirkülasyonunun çok fazla olduğu yerde konumlanmamalıdır. Konumlandığı zaman papağanımız çok ciddi bir rahatsızlık geçirir. Sonucu ölümle dahi karşılanabilir. Papağanımızın tünek boyutunun nasıl olacağına alakalı biraz da o konuyla alakalı bilgi vermek istiyorum. Papağanımızın kafes üzeri veya harici dışarıda yapmış olduğumuz tüneyin boyutu insan boyunu baza alarak göğüs ve baş hizamımızın ortasında kalmalıdır. Bu şekilde olursa gayet eğitirken, ele alıştırırken hiçbir zorluk çekmeyiz. Çünkü yüksekte olduğu zaman insan başından daha yüksekte olduğu zaman kendini evin patronu zanneder ve hakimiyeti ele geçirir. Bu yüzden eğitim verirken veya ele alıştırırken çok büyük zorluklar çekeriz. O yüzden yani baş ve göğüs mesafemizi geçmeyecek şekilde ikisinin arasında konumlandırabiliriz. Başka bir konuyu da papağanımızın kafesinin düzeni nasıl olmalıdır? Beslemiş olduğumuz papağan cinsine göre, büyüklüğüne göre kafesinin ebatı ona göre seçebiliriz. Yani şöyle kısa ve net şu şekilde söyleyeyim. Papağanımız içerisinde kanatlarını rahatlıkla çırpabilecek şekilde olmalıdır. Kanatlarını rahat çırptığı zaman stres yapmaz. İkide bir dışarı çıkartmak zorunda kalmayız papağanımızı.
Kafesinin içinde oyuncaklar olmalıdır. Tabii bu oyuncaklar çok sert plastik olmalıdır. Yumuşak plastik oldu mu gagaları çok kuvvetli olduğu için bunları kırar. Veyahut da şöyle görmüş olduğunuz gibi ahşaptan oyuncaklar koyarsak daha güzel olur. Bakın hem gagasının törpülenmesi açısından ahşap gagasını biraz daha törpüler. Yani gagasını ekstradan siz papağan sahibi olarak törpülemenize gerek kalmaz. Papağanımızın nasıl beslenmeliyiz? Papağanımızı genelde meyve, sebze, hazır mama gibi besinlerle besleyebiliriz. Özellikle palet yemle, kaliteli bir palet yem alarak beslersek daha iyi olur. Ama haftada bir kez dilimlenmiş meyve, haftada 2-3 kez dilimlenmiş sebzeyle besleyebiliriz. Bunların dışında katı yumurta, haşlanmış patates, haşlanmış mısır, tuzsuz kabuklu fıstık, tuzsuz ay çekirdeği gibi ek takviye yemekler de verebiliriz papağanımıza. Papağanımıza verilmemesi gereken yiyecekler maydanoz, dereotu, marul vesaire gibi yeşillikleri vermezsek çok iyi olur. Çünkü hemen akabinde ishal olurlar. Bu ishali kesmek için de bayağı bir zahmet çekeriz. O yüzden bir de meyve ağaçları dallarından dut ağacı, erik ağacı, ne bileyim kiraz ağacının dallarından koyarak oradan ek takviye alacağı vitaminler, yağlar vardır. Tabii doğada nasıl yapıyorsa o şekilde. Bu konuda papağanımıza yardımcı olmamız lazım. Bugünlük benden bu kadar. Dilimin döndüğü kadarıyla bilgilerimi size, siz takipçilerime aktarmaya çalıştım. Yorum ve beğeni yapmayı unutmayınız. Videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayınız. Tekrar görüşmek üzere. Sağlıcakla, hoşça kalın.